Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görünümüyle, lezzetiyle çok güzel bir poğaça tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bir su bardağı ılık suyumu kabıma alıyorum. Bir çay bardağı ılık süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurtanın akı. Sarısını üzeri için ayırıyorum. 3 yemek kaşığı şeker. Bir paket maya. Yarım tatlı kaşığı tuz. Öncelikle malzemelerimizi bir güzel karıştıralım. Unumu azar azar ekleye ekleye hamurumu yoğuruyorum. Bir anda eklemeyelim, azar azar ilave edelim gerektikçe. Burada 4 su bardağı un var. Ne kadar kullandığımı sizlere detaylı olarak söyleyeceğim. Unumun hepsini ilave ettim. Hamurumu yoğuruyorum. Bu kadar yeterli. 4 su bardağı un tam geldi. Hamurumu tam 7-8 dakika yoğurdum. Çok özlü bir hamur yoğuralım. Ne kadar özlü olursa, güzel yoğurursak poğaçamız da o kadar güzel olur. Bu yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ilık bir ortamda hamurumu 1 saate yakın mayalıyorum. Hamurumuzu 1 saate yakın beklettik. Çok güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi tahtamızın üzerine bolca un serpiştirelim. Ve hamurumuzun hepsini masanın üzerine alalım. Hamurumuzu ortadan keselim. Şimdi cevizden büyük parçalar haline getirelim. Biraz cevizden büyük olması için parçalardan alıp böyle bu şekilde beze yapalım. Tam bir mandalina büyüklüğünde. Mezelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Küçük olanlardan alalım. Hepsini aynı şekilde, aynı büyüklükte yapmaya gayret edelim. Hazırladığım mezelerin üzerinden temiz bir bez kapatalım. Streç de kapatabilirsiniz kurumaması için. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Poğaçamın iç harcı için bir tane domatesi doğradım. Sulu kısımlarını ayırıp doğradım arkadaşlar. Siz de öyle sulu kısmını ayırırsanız hamurunuzu sulandırmaz. 2 tane yeşil biber doğradım. 1 tane kırmızı biber doğradım. Onları kabıma alıyorum. İç malzemesini dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster bu şekilde, isterseniz peynirli, patatesli, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 100 gram sucuğu önce halka halka doğradım. Sonra da bu şekilde uzun uzun doğradım. Onu da ilave ediyorum. Kaşarı içine karıştırmayacağım. Üstüne tek tek koyacağım. Onu kenara ayırıyorum. Sebzeler için birazcık bir fiske tuz atıyorum. Ve dipten dipten karıştırıyorum. İç harcını da hazırladıktan sonra şimdi yapmaya geçelim. Şöyle birazcık un serpiştirelim. Bezemizden bir tane alalım. Çay tabağı büyüklüğünde açalım. Bu kadar yeterli.
Şimdi hazırladığımız bezelerden bir tane alalım. İç harcımızdan tam ortasına koyalım. Tam üstüne bir tane de kaşardan koyalım. Şu uçlarını birleştirelim. Tam bir açık pide gibi oluyor. Çok güzel oluyor görünümü. Şurayı iyi kapatalım. Pişerken açılmasın. Görünümü güzel olmaz. Poğaçalarımızın hepsini hazırladık. Şöyle yapalım. Açık açık olsun. Hepsini de dizelim. Tepsiye dizdikten sonra tekrardan üzerine bir bez kapatıyorum. Bir 10 dakika tepsi mayası yapalım. Poğaçamız daha güzel puf puf kabarsın. 10 dakika tepsi mayası yaptıktan sonra bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. İçine bir tatlı kaşığı yoğurt koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Sade yumurta sarısı da sürebilirsiniz yoğurt yoksa. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Hazırladığım yumurta sarısını üzerlerinden sürelim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçalarımız nar gibi kızardı. Çok güzel gözüküyor. Şöyle de bakalım, bir tane alalım. Şöyle göstereyim yumuşaklığını. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Çok da sıcak bu arada. Yeni çıkarttım fırından. Soğumadan hemen kaşarları göstereyim dedim sizlere. Gerçekten çok sıcak. Hem kolay hem lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka bu yöntemle deneyin diyorum. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.